Merhaba arkadaşlar. Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Küresel Fikir Atölyesi'nin 8 Haziran 2022 tarihli 41. toplantısının konuğu Sayın Çiler Çilingiroğlu. Konu başlığımız ise Antroposen Çağda Düşünce Bir İzlek. Evet, yoğun gündemi arasında davetimizi kabul edip bizlere de zaman ayırdığı için Çiler Hanım'a çok teşekkür ediyorum ve toplantıyı başlatıyorum. Çiler Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için. Çok memnunum burada olmaktan. Biz teşekkür ederiz. Evet, antropozen nedir? Başlayalım mı? Başlayalım. İsterseniz ekran paylaşımı yapayım. Olur mu? Yoksa Olur, tabii, sohbet. buyurun lütfen. Evet, ekranınızı alabiliriz. Tamamdır. Şöyle yapalım. O zaman farklı bir sunum hazırlamıştım ben. Tam ekran yapacağım şimdi. Tamam. Görebiliyor musunuz? Görüyoruz, çok rahat görüyoruz hocam. Tamam. Teşekkürler. O zaman şöyle yapalım. Tamam. Tekrar teşekkür ediyorum sizlere bu davet için. Antroposen Çağda Düşünce adını verdik bu konuşmaya. Leman Hanım'la ortak olarak kararlaştırdık. Şimdi ben şöyle bir içerik hazırladım. Bir kere antroposen nedir? Ve şu an içinde bulunduğumuz dünyanın bir resmini çekmeye çalışacağım hepimizi içinde bulunduğu durumu. Ve içinde bulunduğumuz bu durumdan bir kriz olarak tanımlayacağım tabii bunu. Bu krizden hareketle nasıl bir düşünce evreni içine ilerliyoruz felsefi alanda? Ama felsefe dışında diğer bilim dalları da antroposen düşüncemizi şekillendiriyor. Ondan da bahsetmeye çalışacağım ve bu konudaki kendi öznel görüşümü ve etkilendiğim düşünürleri ve bilim insanlarından bahsederek genel bir tablo ortaya koyup amacım konuşmanın sonunda sizinle bunu tartışabilmek. O yüzden yani eleştirilerinizi, geri dönütlerinizi çok merak ederim. Umarım o şekilde de bir tartışma yürütebiliriz. Şimdi ilk olarak ben kimim? Ben bir arkeoloğum. Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde öğretim üyesiyim, doçentim. Burada 10 yılı aşkın süredir devam ediyorum çalışmalarıma. Ve prehistori üzerine uzmanlık alanım, yani tarih öncesi arkeolojisi üzerine uzmanlık alanım. Özellikle Neolitik dönemi araştırıyorum. Yani dünyanın ilk çiftçilerini araştırıyorum, Batı Asya'daki özellikle Doğu Akdeniz'deki. Bu araştırmalarıma devam ederken ilgilendiğim diğer bazı alanlar da var. Bunlardan bir tanesi de paleo iklim çalışmalarıydı. Bu alanda da yayınlar yaptım, araştırmalar yaptım. Nedir paleo iklim? Eski dönemlerin iklim verilerinden yola çıkarak toplumların yaşam şekillerini, iklim değişikliklerine verdikleri tepkileri veya nasıl uyarlandıklarını, bu tarz değişiklikleri bunu araştırıyorum. Bu araştırmalar devam ederken bir yandan da felsefeyle ilgileniyordum. Hala ilgileniyorum. Felsefe alanında da özellikle son zamanlarda, yani son 10-15 yıldır ortaya çıkan yeni bazı yaklaşımları takip etmeye başladım. Ve buradaki diğer felsefeci arkadaşlarla olan temaslarım sayesinde de bu alanda da okumalar yapabildim. Ve sonuç itibariyle bu paleo iklim araştırmaları, içinde bulunduğumuz iklim krizi ve bu felsefe boyutu birleşince bu alana olan ilgim daha fazla arttı. Ve geçtiğimiz Eylül ayında Antroposen Araştırma Grubu adı altında bir araştırma platformu kurdum Ege Üniversitesi bünyesinde. Ve buradaki amacımız şuydu, yani iklim krizi karşımızda, iklim krizinin aynı zamanda bir insanlık krizi olduğunu da düşünüyoruz. Ve çağ adını veren Antroposen üzerinde araştırma yapıp, diyalog kurup, tartışmalar yürütüp bu alana katkı sağlamayı düşündük. Şimdiye kadar 15 kadar üyemiz var ve bunlar farklı farklı alanlardan geliyorlar. Yani arkeoloji alanından üyeler var, mühendislik, yer bilimleri, ziraat, tarım
alanından, felsefe alanından üyelerimiz var, sanat alanından üyelerimiz var. Dolayısıyla disiplinler ötesi bir yaklaşımı benimsemek üzere sadece hepimizin ortaklaştığı nokta olarak antroposeni tartışmak istiyoruz. Burada çalışma grubumuzun hedefini ben yazdım. İçinde bulunduğumuz krizi sosyal, politik, kültürel, felsefi ve tarihsel boyutlarıyla analiz etmek ve bu konuda disiplinler ötesi bir yaklaşımla bilimsel üretimler ve etkinlikler yapmak olarak bunu ortaya koyduk. Hali hazırda çalışmalarımız bizim devam ediyor. Yeni bir araştırma grubuyuz. Geçenlerde işte Leman Hanım biliyor. Geçenlerde ilk etkinliğimizi Ege Üniversitesi'nde yapmıştık. İşte antroposende ne yapabiliriz? Hani çözüme yönelik, eyleme yönelik bir etkinlik yapmaya çalışmıştık. Ve bir böylece ilk çalıştayımızı da düzenledik. Şimdi ben bugün hani daha çok size arkeolog ya da prehistoryacı kimliğimden ziyade bu antroposen çalışmalarıyla ilişkili geliştirdiğim düşünceleri veya etkilendiğim düşünürleri, insanları paylaşmak istiyorum ve bunun üzerinden bir tartışma inşa etmek istiyorum. Şimdi ilk olarak antroposenin ne olduğuna isterseniz bakalım. Tabii ki hepiniz duydunuz ve daha sık hatta duymaya başladık bu terimi. Çok kısaca tanımlamamız gerekirse antroposen içinde bulunduğumuz yeni jeolojik çağ olarak tanımlanıyor. Bu kelimenin kökeni antropos kökeninden geliyor. Yani antik Yunanca insan demek. Sonundaki sen eki ise jeolojik devirlere verilen devir, dönem anlamında. Yani nasıl ki biz diğer jeolojik devirleri işte Pliyosen, Pleistosen, Holosen diye tanımlıyorsak, Holosen'in üstüne gelen jeolojik devire de Antroposen ismi verilmek isteniyor. Bu 2000 yılında ilk defa ortaya atılan bir kavram, yani 22 yıl geride bırakmış bir kavram. Ve zamanla da oldukça benimsendiğini söyleyebiliriz. Halen tartışmalar bu konuda devam etse de bir antroposen çağın içinde olduğumuza dair genel bir bilinç oluşmuş, yerleşmiş durumda. Peki neyi ifade ediyor? Neden böyle bir ihtiyaç vardı? Neden antroposen demeye ihtiyaç duyduk? Neden hala holosene devam ettiğini düşünüyoruz? Bu da şu yüzden. Artık içinde bulunduğumuz, daha doğrusu üzerinde yaşadığımız gezegenin iklimini etkileyen en önemli aktör olarak insan tespit edildi. Yani şöyle şimdiye kadarki bütün iklim çağları, işte buzul çağı olsun, Holosen dönemi olsun, daha önceki iklim çağları olsun, hepsi gezegenin veya güneş sisteminin ya da ona bağlı diğer doğal sistemlerin etkisiyle şekilleniyordu ve değişiyordu. Ancak ilk defa olarak dünya üzerinde, yani 4,5 milyarlık bir gezegen tarihinde ilk defa olarak dünya üzerindeki bir canlı iklimi şekillendiriyor. Ve bu canlı da insan. O yüzden bu döneme antroposen dönem adı verilmesi gerektiği ifade edilmişti. Bu da dediğim gibi birçok araştırmacı tarafından benimsendi. Tartışması da halen sürüyor. Bu çağa başka isimler verilmesi gerektiğini öneren araştırmacılar ve bilim insanları da var. Araştırmacıların bir kısmı antroposen yerine kapitolesen adının verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Çünkü asıl sorunun antroposun kendisi olmadığını, yani insanın aslında bir sorun olmadığını, asıl sorunun kapitalist sistem olduğunu vurguluyorlar. O yüzden iklimi yönlendiren ve bugünkü işte iklimin, atmosferin ısınmasını sağlayan şey aslında kapitalist sistem ve onun getirdiği işte fosil yakıt tüketimi veya endüstriyel tarım etkinlikleri olduğunu vurguluyorlar. O yüzden ismi doğru koyalım, bu şekilde sorunu doğru tespit edelim diye önerenler var. Başka bir öneri, üçüncü bir öneri de plastikosen diyelim. Çünkü bu dönemin asıl
belirteci, materyal anlamda belirteci plastik kullanımı ve plastik kullanımının yarattığı büyük kirlilik ve zehirlenme. Bunu hem okyanuslarımızda görüyoruz, hem su sistemlerimizde, hem havada görüyoruz. Hem de yakın zamanda öğrendik ki kanımızda da mikroplastikler bulunuyor. Hatta doğan bebeklerde de, yani plasentalarda da artık mikroplastiklere rastlandığını öğrenmiş olduk. Dolayısıyla plastiğe yani vurgu yapan bazı bilim insanları da var. Ancak sonuç olarak baktığımızda hani hangisini tercih edersek edelim aslında bu kavramlardan çok fazla vakit harcamaya gerek yok. Hangisini kabul edersek edelim sonuç itibariyle insan tarafından meydana getirilmiş bir sosyoekonomik düzenin vahim sonuçlarını yaşıyoruz şu anda. Kimse bunu artık tartışmıyor. Yani bu bir tartışılabilir bir mevzu olmaktan çıkmış durumda. Çünkü artık yani sayısı binlerle ifade edilen ve çok farklı alanlardan beslenen bilimsel araştırmalar, yayınlar söz konusu. Yani her gün önemli bir yayın çıkıyor bu konuda ve bilim insanları farklı farklı alanlardan içinde yaşadığımız iklim ve insanlık krizini bir arada değerlendiren çalışmalar yapıyorlar. Diğer yandan hani sadece bilim tarafı değil, aynı zamanda biz artık iklimin ısındığını, atmosferin ısındığını günlük yaşamımızda da doğrudan deneyimleyebiliyoruz. Yani hatırlarsanız iklim krizinin ilk zamanlarında bir iklim inkarcıları cephesi vardı. Bu cephe artık tamamen ortadan kaybolmuş durumda. Çünkü bilimsel çalışmaları reddediyorlardı ama günlük yaşamları artık insanların etkilenmeye başlayınca, yani kendi gözümüzle deniz suyunun yükseldiğini, buzulların eridiğini, birçok türün soyunun tükendiğini gördüğümüzde, çok sıcak yazlar yaşamaya başladığımızda, sıcak dalgaları tarafından sağlığımız bozulduğunda vesaire bunları doğrudan deneyimlediğimizde artık iklim değişikliğinin inkar edilemez bir noktaya geldiğini kavramış oluyoruz. Dolayısıyla hangi isme verirsek verelim, içinde yaşadığımız krizin var olduğunu hepimiz biliyoruz. Buradaki grafiklerde şunu göstermeye çalıştım. Yani bunlarla ilgili yüzlerce grafik var ama mesela çok yakın zamanda, daha bir iki hafta önce, hatta halen devam ediyor, Hindistan ve Pakistan'da tarihin kaydedilen en yüksek sıcaklıkları kaydedildi. Milyonlarca insan burada aşırı sıcaklardan etkilendi. Çok fazla sayıda ölüm oldu. Hatta havada uçarken ölüp düşen kartallar, kuşlar kayda geçti. Bu zaten bizim medeniyetimizin sınırı oluyor. Yani biliyorsunuz insan bir canlı olarak 50 santigrat dereceyle 60 santigrat arasındaki bir noktada yaşamını devam ettiremiyor. Şu an o sınıra dayanmış durumda birçok yer. Keza İspanya'da çok yakın zamanda tarihinin en yüksek Mayıs ayı sıcaklıkları kaydedildi. Dolayısıyla genel tabloya baktığımızda 1880'lerde başlıyor insanlığın düzenli olarak sıcaklıkları kaydedişi. 1880'lerden bugüne kadar gelen noktaya baktığımızda ne kadar dünyanın ısındığını rahatlıkla görüyoruz. Şu anda bir derece artı bir derece sınırının zorlandığını ve aşıldığını rahatlıkla görüyoruz. Bu çok zaten şu anda 1.5'a doğru gidişat var. Yani yükseliş trendi geriye alınmadı henüz. Bütün bu bilinçlenmeye rağmen yeterince bilinçlenmemişiz demek ki. Halen trend yükselmeye devam ediyor. Evet, iklimle ilgili kayıtlar tabii bizim için çok çok değerli. Antroposeni anlamak için de bunlara bakıyoruz. İklim sadece tek başına bir iklim kaydı olmanın ötesinde aynı zamanda sosyoekonomik sistemleri ve dünyanın farklı bölgelerini karşılaştırabilmemizi sağlayan parametreleri de veriyor. Burada güvenilir bir kaynak olarak başvurduğumuz kaynak IPCC ve IPCC'nin sürekli yenilediği raporlarına
bakıyoruz. Yakın zamanda bir rapor yayınlandı, 6. rapor, değerlendirme raporu yayınlandı. Ve bu raporla biz öğrendik ki mesela pandemi döneminde bile her ne kadar evlerde kalsak da, uçaklar uçmasa da, arabaları kullanmasak da vesaire, buna rağmen dünya ısınmaya devam etti. Dolayısıyla henüz bu trendi geriye taşıyabilmiş değiliz. Bu da şu anlama geliyor. Yani şimdiye kadar aldığımız önlemlerin herhangi bir işe yaramadığını, dünyanın zaten bizim daha önceden atmosfere saldığımız karbon ve diğer sera gazları nedeniyle ısınmaya devam edeceğini bir süre anlıyoruz. Yani aldığımız önlemlerin etkisi de öyle hemen kendini gösterecek gibi değil. İkinci bu rapordan öğrendiğimiz ikinci önemli şey de şu: kim tam olarak dünyayı ısıtıyor? Yani dünya nüfusu belli, sonuçta işte bir sürü ülkeler var ve hepimiz ortak olarak bu sorunu yaşıyoruz. Müşterek olarak yaşıyoruz, müşterek olarak ısıtıyoruz ve müşterek olarak sonuçlarına katlanıyoruz diyebilirsiniz. Ancak bölgelere ayırdığımızda karşımıza şöyle bir durum çıkıyor. Dünyanın zengin kuzey olarak bilinen, işte Kuzey Amerika, Avrupa gibi alanları aslında dünyadaki ısınmanın asıl kaynaklarını oluştururken, dünyanın yoksul güney olarak bildiğimiz, işte Afrika'dır, Güney Asya'dır, bu gibi bölgelerinde ısınmaya aslında katkı sunmadığını görüyoruz. Şimdi bu çok önemli bir ayrım. Çünkü şu anlama geliyor. Bir kere bizim iklim adaletsizliği dediğimiz noktaya vurgu yapıyor bu grafik. Belli endüstriyel refah toplumları dünyanın nüfusunun az bir kısmını oluşturmalarına rağmen üretim tarzlarıyla dünyanın ısınmasını sağlayan toplumlar oluyor. Dünya nüfusunun büyük bir kısmını barındıran Afrika, Güney Asya gibi toplumlar ise dünyayı ısıtmıyorlar. Ancak dünyanın ısınmasının kötü sonuçlarının ağır bir kısmını omuzluyorlar, yükleniyorlar. Dolayısıyla burada böyle bir adaletsizlik de söz konusu. Türkiye'ye gelelim. Türkiye son zamanda şöyle bir şey yaptı, iyi bir şey yaptı. 6 Ekim 2021'de Paris Anlaşması'nı resmen yürürlüğe koydu ve 2053 yılı için bir net sıfır emisyon hedefi açıklandı. Bu hedefi tutturmak oldukça güç olacak bizim için. 2053 çok uzak bir tarih değil. Yapmamız gereken çok fazla şey var bu hedefi tutturabilmek için. Henüz o noktada değiliz. Ama en azından resmen böyle bir hedef koymak Türkiye açısından önemli bir adımdı diyelim. Türkiye'nin salımları oldukça yüksek. Yani Orta Doğu ülkeleri arasında oldukça yüksek seviyelerde, dünyada da 16. sırada. Dolayısıyla dünyayı ısıtan, kirleten ülkeler arasında oldukça yüksek bir yerdeyiz. Sonuç olarak biz antrop olarak, yani antroposen araştırma grubu olarak, bunu bir total kriz olarak tanımlıyoruz. Yani sadece bir iklim değişikliği olmanın ötesinde toplumsal anlamda, adalet anlamında, politika anlamında, kültür anlamında bir büyük krizin içinde olduğunu tespit ediyoruz. Dolayısıyla bu krize yaklaşmak için de farklı alanlardan beslenmemiz gerekiyor tabii. Şimdi genel bir antroposen psikolojimiz diye bir resim ortaya koymak istedim. Bu bizim bugün içinde yaşadığımız dünyanın bir resmi. Tabii farklı farklı aktörler var burada. İşte bilimler tarafı, politika tarafı, felsefe tarafı, toplum tarafı ve şirketler tarafı var. Çok basit bir şekilde ifade edecek olursak, burada bilimler tarafı şunu diyor, yani dünyaya bir göktaşı çarpmak üzere. Yani bilimlerin dediği bu. Bunu da uzun zamandır söylüyor bu arada bilimler. Ve hani ciddiye almamız lazım bu durumu şeklinde ifade ediyorlar. Ve dediğim gibi sürekli bir yayın yapıyor.
Felsefe tarafı işte burada Zizek'ten bir şey fotoğraf koydum. Felsefe tarafı işin çok farkında, bilimlerle yakın ilişki içinde ve bilimlerden de katkı alarak kendi düşüncelerini oluşturuyor. Ve acilen hiç beklemeden bir şey yapmamız gerektiğini söylüyor ve bir şey yaparken de insan düşüncesinin tamamını dönüştürmekten bahsediyor. Yani büyük bir eski düşünce tarzlarından kopuşu talep ediyor aslında felsefe, ama bunu da yeterince çok hızlı yapamıyor insanlık. Burada bir şey var, o yüzden bir tepki var felsefeden. Toplum, yani toplum tabii çok farklı kesimleri var toplumun, ama yani sonuç itibariyle henüz olayın ne kadar ciddi olduğunu, yani medeniyet adı altında bildiğimiz şeyin bir nesil içinde bitebilecek olma durumunun çok farkında değil. Başka konulara yoğunlaşmış durumda ve tabii ki kendi trajedisine, yani toplum sonuçta geçinmeye çalışıyor. İşte bir şekilde işsizlik, işte eşitsizlik, adaletsizlik, borç, kredi kartları bilmem ne vesaire, onun içinde yaşayan bir toplum aslında kafasını kaldırıp gezegendeki yaşamın neredeyse sona ermek üzere olduğunu farkında bile değil tam anlamıyla. Şirketler ne yapıyor? Şirketler bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Tabii ki kapitalist sistem içinde yaşamaya devam ediyoruz ve sistem her yere penetre ediyor. Şirketler bu noktada sadece kendilerini yeşile boyuyorlar. Daha fazla greenwashing yapıyorlar. Daha fazla yeşile boyuyorlar. İşte banka, örnek vereyim, yani benim kullandığım banka mesela kendim şey ekolojik bir aplikasyon şeyi koymuş, işte karbon ayak izinizi ölçün falan gibisinden güldüm. Çünkü yani kapitalizmi ayakta tutan şirket zaten bankalar, bütün sistemi ayakta tutan şey o. Ve oraya ekolojik bir düğme koyduğunuz zaman krizi çözmüyorsunuz, sadece greenwashing yapmış oluyorsunuz. Yani şirketinizi biraz yeşile boyayarak daha sevimli göstermiş oluyorsunuz. Son olarak politikaya geliyorum. Politika tabii işin en önemli boyutu. Yani bu denklemde karar alıcıların acilen ve çok radikal önlemler alması gerekiyor ki biz dünyadaki yaşamı bir şekilde sürdürmeye devam edebilelim. Yani sadece kendi yaşamımızdan burada bahsetmiyoruz. Aynı zamanda diğer canlıların yaşamından bahsediyoruz. Hepimizi bir arada değerlendiriyoruz. Politika burada ne yapıyor? İşte Don't Look Up filmini izlemişsinizdir mutlaka. Of, yani bilim insanına bakarak bunlarla bana gelme. Bunlarla uğraşacak halim yok, vaktim yok. Benim derdim bir sonraki seçimler şeklinde. Kendi küçük dar dünyalarında şirketlerle güçlü bir ilişkide. O da kendince greenwashing politikaları uyguluyor. Ancak bu krizi çözme yönünde herhangi bir irade ortaya koyacağı yok. O kendi küçük kısa vadeli çıkarlarına odaklanıyor sonuç olarak. Böyle bir resim koyabiliriz. Şimdi bu resme nasıl yaklaşacağız ve bu resmi nasıl acaba biraz daha analiz edebiliriz? Bu noktada döneceğimiz yer tabii ki felsefe. İlk başta felsefeye dönebiliriz. Şimdi felsefi düzlem olarak tanımladım. Burada tabii çok fazla şey oluyor şu anda ve hepsini özetleyemeyeceğim ama belki sonra üzerinde konuşabiliriz. Felsefi düzlemi ikiye ayırdım ben burada. Bir daha saf felsefe yapan filozoflar, bir de daha politik bazı beyanları olan filozoflar olarak ayırdım. Şimdi ilk etapta şöyle bir dünya içinde artık felsefe. Bir kere modern felsefenin, yani Descartes'ten bu yana ortaya atılan özne felsefelerinin sonlandığını görüyoruz. Artık bunlara bir güle güle denmiş durumda, bir veda edilmiş durumda. Burada güçlü bir kopuş var. Ve işte yine Descartes'ten itibaren başlayıp Kant'la devam eden bilen özne veya kurucu özne gibi kavramların gittikçe
zayıfladığını görüyoruz. Yeni felsefeler içinde, antroposen çağının felsefeleri içinde. Bunun yerine bilen özne, kurucu özne yerine ontolojik bir çalışma alanına çekmeyi çalışıyor yeni felsefeciler. Yani epistemolojiden ziyade neyi bilebilirim, nasıl bilebilirim, zihin dünyayı nasıl bilir, nasıl tanır gibi sorular sormak yerine dünyanın varlıklarının ontolojik temeli, zemini üzerine bir tartışma yürütmeye çalışıyorlar. Ve burada ilk yaptıkları şey şu, insana kayıtsız bir evren tasarımını ön plana çıkarmak. Bu şunu getiriyor, bizim modern felsefeden itibaren tanıdığımız insan merkezci düşünce biçimlerinden bir kopuşu temsil ediyor. Artık dünyayı, evreni insan merkezci olarak anlamayalım, anlatmayalım ve bu şekilde açıklamayalım şeklinde genel bir yaklaşım var. İnsan merkezcilikten çıkıldığı zaman yeni bir ontolojik düzlem yaratılıyor ve bu düzlemin içinde insan olan veya olmayan tüm varlıklar eşit bir şekilde değerlendirilmelidir, bu şekilde görülmelidir deniyor. Dolayısıyla insanın o merkezi ve ayrıcalıklı konumuna bir son verilmiş oluyor. Bu noktada iki tane önemli filozof var. Bir tanesi Fransız Meyasu, bir tanesi de Graham Harman. Onun en ünlü kitabı Cool Being ama daha yeni başka kitapları da var, hatta Türkçe'ye de çevrildi. Nesne yönelimli ontolojileri savunan bir yaklaşım karşımıza çıkıyor. Burada özellikle Heidegger felsefesinden etkilenen ve nesneleri ontolojik merkeze yerleştiren, insanı da bunlarla eşit bir düzlemde değerlendiren, yani object dediği şeyin içinde insanlar da var artık. Yani bir subject, yani nasıl diyeyim, özne felsefesini sonlandıran bir yaklaşımı benimsiyor. Tabii bu tarz yaklaşımların arkasında aslında bizim içinde olduğumuz ekolojik krizin büyük bir payı var. Çünkü artık insanın özel ayrıcalıklı konumuna bir son verilmek isteniyor. Ve bu ayrıcalıklı konumuna son verildiği zaman insan kendini diğer dünyanın veya evrenin diğer varlıklarından üstün görme yaklaşımından vazgeçmek zorunda kalacak. Dolayısıyla da hani bilen özne olmaktan çıkacak, diğer nesnelerle birlikte, diğer şeylerle birlikte aynı ontolojik düzlemin içinde onların da bilme ve eyleme kapasitelerinin olduğunu tanıyacak. Yani burası işin enteresan kısmı. Şimdi bir de politik yaklaşanlara bakalım. Politik yaklaşanlar da aslında yine insan merkezcilikten çıkma yönünde hemfikirler, insan olmayan şeylerin failliğini ve aktörlük gücünü de tanıyorlar. Ancak biraz daha politikaya değiyorlar. Yani praksise de dokunmak istiyorlar bu noktada. İşte Sloven ekolü mesela, burada Žižek veya Supančić gibi insanlar politik özneyi korumamız gerektiğini söylüyor. Yani özne felsefelerine bir son verirken burada aslında eyleme kapasitesi olan tek varlık olan politik özneden vazgeçmememiz gerektiğini belirtiyorlar. Çünkü sonuçta dünyayı, gezegeni kurtaracak biri varsa o da politik öznedir diyorlar. Onu da kenara atarsak, yok sayarsak bu noktada felsefenin elinde hiçbir şey, hiçbir analitik bir araç kalmayacak bu krizi çözmek için diyorlar. Başka bir yaklaşım Mackenzie Wark'ın kitabı Moleküler Kızıl'dan geliyor. Antroposen çağının teorisi. Çok güzel bir kitap. Yeni okudum, yeni bitirdim ben de. Metis'ten çıktı. O da uzun teorik tartışmalarının sonucunda kapitalizmi hacklemekten bahsediyor. Yani teknolojiyi aslında, teknolojiyi ve tüm aygıtları
kapitalizmin hacklenmesi yolunda kullanmak, insanlarla birlikte, bir arada, onlarla dayanışma içinde kullanmak gerektiğinden bahsediyor. Ve o da aslında sorunumuzu bir insan sorunu olmaktan ziyade bir kapitalizm sorunu olarak görüyor. Dolayısıyla o yüzden de daha yoldaşça bir yaşam etiğini savunuyor. Bu noktada felsefi düzlemi böyle özetleyebiliriz. Diğer önemli bize bir ilham veren diğer önemli bir nokta antropolojiden geliyor. Burada da Philip Descola gibi antropologlar, kültürel antropologlar özellikle Amazon ormanlarındaki bazı geleneksel toplumlarla çalışıyorlar. Ve bu çalışmaları sonucunda aslında batıya özgü olan doğa kültür ikiliğinin evrensel bir düşünce olmadığını, diğer geleneksel toplumlarda doğa ile kültür arasında veya doğa ile insan arasında keskin ayrımların olmadığını, bunların iç içe geçmişliğini vurguluyor. Ve bizim de artık bu dönemde bu ikiliği yıkarak daha monist, yani bütüncül bir yaklaşımla doğaya yaklaşmamız gerektiğini, doğanın içinde insanı kurmamız gerektiğini, onu ayrı bir varlık, ayrıcalıklı bir varlık olarak tesis etmememiz gerektiğini söylüyor. Bunun tamamen Batı felsefesine ve düşünce tarzına özgü biricik bir durum olduğunu, tarihsel bir durum olduğunu, kesinlikle evrensel olarak paylaşılmadığını belirtiyor. Bu da bizim ideolojimizi ve antroposen çağındaki bakış açımızı etkileyen yeni görüşlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Başka düşünsel anlamda bizi etkileyen alan ise jeoloji alanı. Şimdi jeoloji veya işte arkeoloji gibi alanların müthiş bir zamansal görüsü var. Yani birçok bilim dalının sahip olmadığı anlamda geriye giderek derin tarihi araştırabiliyoruz. Ve bu derin tarihin içinden bugüne tekrar dönüp baktığımızda hem gezegeni hem canlı tarihini hem insanlık tarihini farklı bir gözle görebiliyoruz. Bu noktada mesela yine Metis'ten çıkan bir kitap var, bir jeolog tarafından yazılmış, Yeryüzünün Zamanı diye. Bu mesela bir jeolog düşüncesini günümüz krizine çözüm için nasıl kullanabiliriz üzerinde gelişen bir kitap. Ve bir derin tarih bakış açısıyla yazılmış ve insanı gezegenin 4,5 milyar yıllık tarihi içinde bir bağlama yerleştiriyor. Ve bize şunu hatırlatıyor bir kere, insan dediğimiz canlı gezegenin 4,5 milyar yıllık tarihinin içinde son saniyenin son çeyreğinde ortaya çıkmış bir canlıdır. Yani bu noktada hani kendimizi bir şeylerin merkezine yerleştirme düşüncemizden, güdümüzden ya da yatkınlığımızdan vazgeçmemiz noktasında burada bir uyarı yapıyor. Ancak son saniyenin son çeyreğinde ortaya çıkmış olsak bile dünyanın iklimini yönlendirecek kadar da güçlü bir aktörüz. Yani burada da kendinizi çok kendinizi çok beğenmeyin, çok üstün bir yere koymayın ama bu aşırı gücünüzün de farkında olun. Dolayısıyla yazarın önerdiği yaklaşım şöyle bir şey, hani eyleme geçmek açısından. Önemimize dair narsistik bir gururla, önemsizliğimize dair varoluşsal bir umutsuzluk arasındaki orta yolu bulmalıyız diyor. Neden bu orta yolu öneriyor? Çünkü eğer kendimizi her şeyin üzerinde ve merkezinde görürsek, dünyayla ilişkili olarak hiçbir şey yapmayacağız. Biz çünkü bu evrenin merkeziydik ve her şey bir şekilde yolunda gidecek. Çünkü bu hayat zaten insan için var. Kendimizi çok çok önemsiz görürsek,
önemimizi tamamen küçümsersek, diğer canlılar içinde bir canlı, karınca gibi bir canlıyız veya ne bileyim orangutan gibi bir canlıyız, balina gibi bir canlıyız gibi eşit düzlemde görürsek ne yapacağız? O zaman da yine bir umutsuzluğa kapılarak hiçbir şekilde yine eyleme geçmeyeceğiz. Bizim eyleme geçebilmemiz için, yani bu krizle yüzleşip onu yenmek için mücadele edebilmemiz için bu ikisinin ortasında bir pozisyonu benimsememiz gerek şeklinde ifade ediyor. Evet, insanın derin tarihini arkeologlar da araştırıyor ve biz bu derin tarih içinde farklı episodlara bakıyoruz ve bu episodlardaki farklı insan davranışlarını ve ekolojiyle olan insanın ilişkisini anlamaya çalışarak bugüne ve geleceğe yine bir ayna tutmaya çalışıyoruz. Neyi yanlış yaptık geçmişte, neyi doğru yaptık, hangi zamanlarda iklim değişikliğine uyarlanabildik, hangi zamanlarda medeniyetimiz iklim değişikliğinden dolayı çöktü, ne zaman bazı dengeleri bozduk, hangi davranışlarımız dengeleri bozuyordu, hangileri dengeleri koruyordu. Biz buna çok geniş bir zaman diliminde bakabiliyoruz. Mesela ta Neandertaller dönemine de geri dönüp inceleyebiliyoruz. Yakın zamanda yapılmış bir, yayınlanmış bir makaleden yola çıkarak mesela Almanya'da yapılmış bir araştırma bu. Almanya'da Neandertallerin yaşadığı bir vadide yapılan bir çalışma, çok değerli bir çalışma. Günümüzden önce 125 bin yıldan bahsediyoruz şu anda. Yani henüz Homo sapiens'in ortaya çıkmadığı bir dönemden, Avrupa'da henüz ortaya çıkmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Neandertaller de bize çok benziyorlar. Çok açıdan, bilişsel açıdan da bize benziyorlar. Anatomik açıdan da benziyorlar. Neandertaller kendi yaşam alanlarını ekolojik anlamda inşa ediyorlar. Biz bunlara niş diyoruz. Yani her canlı kendi ekolojik nişini yaratır. Hani burada insan tek başına değil, bütün canlılar ekolojik nişini yaratıyor. Bu ekolojik nişi oluştururken ancak şöyle bir şey söz konusu. Neandertaller çevredeki ormanları yakıyorlar. Neden orman yakıyorlar? Çünkü o bölgeye daha fazla av hayvanı gelsin diye, orman açık alanlarda yaşayan av hayvanlarını biraz daha kendilerine doğru çekmek için açık savana ortamı gibi ortam yaratmaya çalışıyorlar. Yani tamamen ekolojiye dair bir müdahaleleri söz konusu. Bu müdahale de uzun yıllar, yani on binlerce yıl boyunca tekrarlandıkça o bölgedeki orman örtüsünü tamamen bitiren bir noktaya getiriyor. Ve biz bunu o bölgeden elde edilen polen verilerinde rahatlıkla görebiliyoruz. Yani ağaç türlerinin yerine ot türlerinin artışa geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla insan böyle bir potansiyele sahip bir canlı ve bu etkinliğin derin tarih anlamında ne kadar geriye gittiğini görmüş olduk. Başka bir büyük müdahale ne peki? Başka önemli bir müdahale ise bizim Neolitik dönem olarak adlandırdığımız dönem. Neolitik dönem dediğimiz dönemde insanlar yerleşik yaşama geçiyorlar ve tarım ve hayvancılığa başlıyorlar. Tarım ve hayvancılığa başlamak dediğimiz nokta insanların köyler kurması, göçebe avcı toplayıcı yaşama son vermesi ve çevresinde yetişen besin yönünden zengin tahıl ve bakliyatları bizim bölgemizde, işte bizim bölgemiz dediğim yani Doğu Akdeniz'de toplayarak zamanla bu bitkilerin genetik yapılarını değiştirmesi. Benzer bir şeyi hayvanlar için de yapıyor. Kendi yerleşmelerine aldığı hayvanları, sürü hayvanlarını zamanla içlerinden elverişli olanları seçerek yeni bir genetik varyasyon yaratıyor. Ve bugün bizim bildiğimiz işte buğday, arpa, yulaf, çavdar, işte keten gibi bitki ve bakliyatlarla, mercimek, nohut, bezelye gibi tahıl ve bakliyatlarla koyun, keçi, sığır ve domuzlar
Neolitik insanının doğaya müdahalesi sonucunda morfolojik anlamda, davranış anlamında ve genetik anlamında değişim gösteriyorlar ve yaban hayvanlarından ve bitkilerinden ayrılıyorlar. Yani bugün bizim tükettiğimiz buğday bu şekilde ortaya çıkıyor. Bugün işte bizim çiftlik hayvanları olarak adlandırdığımız hayvanlar ilk defa o dönemde ortaya çıkıyor. Yani bunlar yaratılmış şeyler değil, bunlar tamamen insan eliyle yaratılmış canlılar. Dolayısıyla bizi bugün hani GDO olarak ifade ettiğimiz genetiği değiştirilmiş organizmaların aslında kökeni Neolitik döneme geri gidiyor. Yani insan için yeni bir şey değil bu. O müdahalesiyle, o keskin müdahalesiyle dünya üzerinde olmayan türleri ve canlıları yaratıyor insan diyebiliriz. Bu noktada da hani ne kadar güçlü bir aktör olduğunu anlamış oluyoruz tekrar. Evet, sonuç itibariyle toparlayacak olursak şöyle söyleyebiliriz. Bir kere antroposen içinde yaşadığımız çağ sadece bir ekolojik kriz değil, aynı zamanda bir insanlık krizi olarak tanımlıyor. Dolayısıyla bu çağı araştırmak istiyorsak, yani bilimsel anlamda yaklaşmak istiyorsak bu çağın sorunlarına tek bir bilim dalının yapabileceği bir çalışma değil bu. Bütün bilim dallarının bir araya gelmesi gerekiyor. Bu noktada bizim çok alışık olduğumuz sosyal bilimlerle doğa ve fen bilimlerinin arasındaki o ayrım, o dualizmin yıkılması gerekiyor. Aslında antroposen çağ bize bütün dualizmleri yıkmamızı söylüyor, bir yerde dayatıyor. Çünkü hiçbir bilim dalı tek başına bunun içinden çıkamayacak. Yani sadece iklim verisi üreterek de işin içinden çıkamayacağız. Sadece sosyolojik araştırma yaparak da çıkamayacağız. Sadece iktisat araştırması yaparak çıkamayacağız vesaire. Bütün bilim dallarının bir araya gelmesini mutlaka sağlamak gerekiyor. İkinci olarak posthümanist bir yaklaşım. Ne demek bu? İnsan merkezcilikten çıkmış bir yaklaşımı benimsememiz gerekiyor. İlişkisel olarak ekolojiyi kurmamız gerekiyor. Yani ekoloji dediğimiz şeyin aslında bütün canlıların birbirleriyle olan ve birbirlerine indirgenemez ilişkileri içinde kavranması gerektiği. Bunun da içselleştirilmesi gerekiyor. Ve bütün bilimler bu anlamda politik bir birlik ve aktivizm içinde olmalı. Sadece yayın yaparak, araştırma yaparak, lablara kapanarak değil, gerçekten dışarı çıkarak aktivist bilimin de bu noktada canlanması gerekiyor. Çünkü belli ki ne toplum, ne karar alıcılar, ne şirketler bu noktada yeterince hızlı hareket edemiyorlar ve nasıl bir korkunç bir, vahim bir durumun içinde olduğumuz noktasında bilgi sahibi olmalarına rağmen harekete geçmiyorlar. Bu hareketi sağlayacak bir şey olması lazım. Bu da bilimler tarafından gelebilir. Dolayısıyla ben buna Humboldtçuluk adını verdim. Neden Humboldtçuluk adını verdim? Çünkü Humboldt, Alexander von Humboldt bir Alman doğa bilimci, 19. yüzyılda yaşıyor. Müthiş bir bilim insanı. Onun benimsediği yaklaşım tam buydu. Tam olarak buydu. Posthümanisti, ilişkisel düşünüyordu. Politik olarak aktifti. Bütün bilimlerin birliğine inanıyordu ve yapıtları her zaman bu şekilde olmuştur. Yani ne sadece botanik alanında yazıp çizmiştir ne de sadece jeoloji. Jeolojiyi de katmıştır, botaniği de katmıştır, faunayı da katmıştır, toplumları da katmıştır, geleneksel toplumları anlatmıştır, açıklamıştır, onların davranışlarını, kültürlerini anlatmıştır. Sömürgecilik karşıtıdır, ırkçılık karşıtıdır, batıyı bu konuda eleştirmiştir, kendi geldiği geleneği eleştirmiştir. Dolayısıyla böyle bir bilim insanı modelini yeniden canlandırmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, nasıl çıkacağız antroposenden? Tekrar felsefeye gelirsek, belki Benjamin'in bize önerdiği şeylerden birini yapabiliriz. Bir kere medeniyet eleştirisiyle başlayabiliriz. Yani medeniyet olarak tanımladığımız şey bugün aslında bir barbarlık belgesi. Her anlamda. Yani hem insanın insanı sömürüsü anlamında hem de insanın doğayı sömürüsü anlamında. O yüzden tarihin havını tersine taramak. Yani
tarihi ezilenlerin tarafından anlamamız gerekli diyor. Bu noktada antroposenden çıkışa bir metodoloji bize vermiş oluyor Walter Benjamin. Ve daha önce değindiğim bu iki tane özel insan, bir jeolog, bir filozof, insanı ne lanetleyelim ne de yüceltelim. O orta yolu bulalım. Yeni bir politik tasarımla karşıya çıkalım ve şimdiye kadar olan tüm ideolojik politik yaklaşımlardan bir kopuş gerçekleştirelim. Bunun için kapitalizmi hacklememiz gerekiyor. Bunu her şekilde ve her gün yapıyor olmamız lazım. Mackenzie Wark'ın önerisi bu noktada bir karbon kurtuluş cephesinin oluşturulması ve bunun içinde dayanışmacı bir yoldaşlık etiğinin insanlar arasında yaygınlaşmasına izin verilmesi. Evet, benim söyleyeceklerim, önerilerim, ilgilendiğim, etkilendiğim kişiler bu şekilde. Hepinize dikkatiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Şu karbon kurtuluş cephesine de nasıl dahil olacağız onu bir araştıralım. Güzel, güzel, ismi de güzel. Evet, artık çarpışmak lazım herhalde, değil mi? Yani çarpışmak lazım. Fazla bir şey kalmadı. Seçenek yok elimizde, fazla bir seçenek kalmadı. Yani gerçekten bir nesil içinde bildiğimiz medeniyetin sonlanacağına dair daha geçen hafta Birleşmiş Milletler bir rapor yayınladı. Evet. Hani anlatabiliyor muyum? Yani aktivistlerden bahsetmiyorum artık. Birleşmiş Milletler'in kendisi diyor ki bir nesil sonra medeniyet sonlanabilir arkadaşlar diye bir evet. rapor yayınlandı. Yani işin ciddiyetini hani ne kadar abartsak az. O yüzden de evet, bu insanlar bunu öneriyorlar. Evet, sanıyorum ozon tabakasının delinmesiyle başladı değil mi bu iklim krizi? Yani o zamandan beri aslında uğraşıyorlar bir şeyler yapmak için ama yetersiz evet. kalıyor sanıyorum. Şöyle yani aslında Humboldt'tan bahsettim. Humboldt daha 1800'lerde işte sömürgeleri geziyor Güney Amerika'da ve o zaman yaptığı gözlemlerde diyor ki eğer biz bu şekilde devam edersek dünyada müthiş bir gıda krizi ortaya çıkacak. Bütün topraklarımız verimsizleşecek çünkü o zaman monokültürü görüyor. Yani sömürge devletler monokültürü Güney Amerika devletlerinde işte Küba'da, orada, burada, her yerde. Şey yapıyorlar, yayıyorlar ve bir kere ekoloji tamamen bozuluyor, toprak verimsizleşiyor. Daha 150 yıl önce aslında bilim insanları bunu görmeye başlamıştı. Bize görünür olması o ozon tabakasıyla vesaire başladı. Sonra ozonu unuttuk, daha ciddi bir sorunumuz olduğu ortaya çıktı. Biz aslında fosil yakıtlarla atmosferi ısıtıyoruz. Yani müthiş bir şekilde. Ve hiçbir politik aktör ve tabii büyük bir burada endüstri şey var, işte big oil dedikleri yani o büyük petrol endüstrisi kesinlikle zaten karar alıcılara izin vermeyecek bunun sona ermesine. Hala yatırımlar bu alanda yapılıyor. Dolayısıyla dünya ısınmaya devam ediyor. Yerin altında gömülü kalmış, milyonlarca yıl gömülü kalmış karbon atmosfere salınıyor. Evet ve o atmosferimizi ısıtıyor ve sera gazı etkisi dediğimiz etki oluşuyor. Daha fazla ısındıkça da buzullar eriyor, deniz suyu yükseliyor, iklim dengeleri şaşıyor. Daha fazla ekstrem iklim olayları görmeye başlıyor, sıcaklık dalgaları, orman yangınları. Hepsi birbirini tetikliyor. Yani hepsi birbirine bağlı. Zaten o ilişkisellik çok önemli gerçekten. Hepsinin birbirine bağlı olduğunu gördükten sonra sorunun kaynağına döndüğümüzde iki tane şey var. Fosil yakıtlar ve endüstriyel tarım. Bu ikisini bitirdiğimizde aslında dünya ısınmayacak artık. Ama bunu bitirmemizi engelleyen müthiş bir politik ekonomik sistem içinde yaşıyoruz. Evet, aslında kendilerini de şey yapıyorlar, yok etmek üzereler. Tabii. Ne yapacaklar? Evet. Evet, işte onlar Mars'a gidecek. Yani onun planlarını yapıyorlar şu anda. Sonuçta onlar... Yani bu bilgiye onlar da sahipler. Evet. Evet. Çelişki değil mi hocam? Evet, evet, çelişki. Evet arkadaşlar, isterseniz sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz. Çiler hocamıza soracağınız bir şey var mı konuyla ilgili?
Evet, chatten az önce Çok bir moral arkadaşımız, bozmuş olabilirim. Kusura bakmayın. yok aslında hepimizin aşina olduğu konular bunlar. Atilla Bey, Ben bir siz soru, evet bir soru sorabilir miyim? tabii Bir buyurun. katkıda da bulunabilir miyim? Bir kere ben Çiler Hanım'ı kutlarım yani çünkü ben aynı zamanda hem mühendisim hem felsefeciyim hem de çevre konularıyla uğraştığım için. Alexander Humboldt'u da öne çıkardı. Gerçekten katılıyorum. Söylediklerinin önemli bir kısmı çok katıldığım şeyler. Aslında antroposen çağını biz 6. yok oluş diye niteliyoruz. Bunu tabii insanlara antroposen dediğiniz zaman onlara fazla bir şey ifade etmiyor. Ama ancak 6. yok oluş dediğiniz zaman bir şey söyleyebiliyor, anlayabiliyorlar. Ve dolayısıyla bu 6. yok oluşu yaratan aslında siz orada bir takım plastik ve kapitalizm olarak şey yaptınız ama onlar aslında bu sistemin yan kolları. Dolayısıyla asıl konu insanın istencinden kaynaklanan bir şey. Habire insan doğayı tüketme talebiyle ortaya çıktı. Ve 1900'lerde 1,5 milyarken şu anda 8,5 milyara geldi. Sorun yani anormal bir nüfus artışı ve onun talepleri ve yani şimdi onun taleplerini deyince siz su ihtiyacınız var. Bir sürü nehirlerin üzerinde barajlar kurdunuz, güzergahlarını değiştirdiniz. Ve dolayısıyla doğayı tamamen şey yaptınız. Doğayı tahrip ederek tarım alanları, artı elektrik elde edilmesi için termik santrallar, bunların hepsi doğanın şeysine ve müthiş bir şekilde zarar verdi ve zehirledi. Doğayı zehirledi. Dolayısıyla aslında şu anda yapılacak şeyler 1980'den itibaren devletler bu konularda tedbirler almaya başladılar ve çevre kanunları falan çıktı. Türkiye'de de o uygulamalar yapılıyor ama yetersiz kaldı. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da yetersiz. Çünkü ben yurt dışında da bir sürü yerde tesis kurdum. Dolayısıyla bu yetersizlik şeyi karşılamadı. Problemi göğüslemeyi karşılamadı. Önümüzdeki günlerde çok ciddi sorunlar yaşayacağız. Katılıyorum ben size. Bunu da herhalde insan kayıplarıyla olarak göreceğiz. Başka da bir şey şey yapamıyorum. Teknolojik hızımız yani bunları bertaraf etmek için teknolojik hızımız bence yetersiz. Yani o konuda ben daha karamsarım yani açıkçası. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Atilla Bey. Evet, katılıyorum. Yani ben de kesinlikle 6. kitlesel yok oluşun içindeyiz. Onu da söylüyor bilim insanları. Yani yanlış hatırlamıyorsam her dakikada bir tür yok oluyor. Yani müthiş bir hızla şu anda gidiyor. Dünya tarihinin 6. kitlesel yok oluşu yine insan eliyle oluyor. Tabii hani sadece kitlesel yok oluşa vurgu yapmak istemedim. Antroposen daha kapsayıcı olduğu için bir kavram olarak onu kullandım ama doğru, haklısınız. Yani kavramı biraz daha iyi anlatmak gerekiyor belki. Nüfus konusunda şunu söyleyeyim. Onu da başta vurgulamak istedim. Aslında evet, nüfusumuz çok arttı dünyanın ama dünyayı ısıtan kesime baktığımızda aslında nüfusu az olan refah ülkeleri. Yani daha fazla ısıtırken milyarlar içinde yaşayan Afrika, Güney Asya ülkeleri bu ısınma da çok az rol oynuyor. Yani burada yaşam tarzı müthiş bir şekilde aslında belirleyici bir etken, bizim için parametre. Nasıl bir yaşam tarzı? Ve bu yaşam tarzına bakıyoruz, işte Amerika'nın yaşam tarzı, işte çok fazla et tüketilmesi mesela doğrudan metan gazına yol açıyor. Ya da ne bileyim işte fosil yakıtların, yani her evin iki tane arabası olmasının gibi, yani yaşam tarzı dediğim şeyler yani bu şekilde gibi, veya savaş ekonomilerinin sürmesi. Yani bunu bazen konuşmuyoruz biz ama aslında ordular dünyada dünyayı ısıtan birçok araca, fosil yakıt çok tükettikleri için özellikle Amerikan ordusu mesela, o da çok büyük bir aktör burada.
O zaman topyekün bir yaşam tarzımızı değiştirirsek bu nüfusla bile aslında dünya dengede kalabilecek. O yüzden yaşam tarzına vurgu yapmak istedim. O yüzden de biraz daha kapitalizmi, yani sizin dediğiniz gibi, yani bu tüketim odaklı, aşırı tüketim odaklı yaşam tarzının bir an önce sonlanması, yani bizim topyekün bir kopuşa ihtiyacımız var diye düşünüyorum ve çok acil, hemen yarın falan yani yapmamız lazım. Yoksa sizin de dediğiniz gibi ben de çok iyimser değilim bu noktada. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz Atilla Bey, Çiler Hanım. Evet, İmren Hanım bir soru sormak istiyor, elini kaldırmış. İmren Hanım buyurun, sizin sorunuzu alalım. Merhaba, öncelikle teşekkür ederim konuşmanız için. Şimdi benim söylemek istediğim, özellikle sanayi devrimi sonrası, İngiltere'de başlayan sanayi devrimi ve sonrasında gelen makineleşme tabii ki kirliliğin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Diğer bir konu da Çiler Hanım Heidegger'den bahsetti, bir şeylerin dünyasıyla ilgili olarak. Ben acaba Heidegger mi yoksa Husserl'e mi gönderme yapmak lazım? Çünkü Husserl şeylerin dünyasına dönelim düşüncesiyle fenomenolojiye bir düşüncesini ortaya koyuyordu. Şeylerin özüne dönmekle. Bu antropozeni, yani insanla diğer şeylerin aynı şekilde değerlendirilmesini fenomenolojiye bağlamalıyız, yoksa Heidegger'in ontoloji düşüncesine bağlamalıyız? Burada tam bir düşünce karışıklığı var gibi geldi, ya da bana öyle geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle, yani sanayi devrimiyle zaten birçok kişi antroposeni başlatıyor, böyle 1850'lerden itibaren başlatıyor. Husserl'ın düşüncesine çok hakim değilim ama Harman'ın Heidegger'den etkilendiğini biliyorum. Çünkü Heidegger'in bir kavramını, aslında o kavramını geliştirerek kendi felsefesini kuruyor. O da hani objeler üzerinde geliştirdiği bir kavram, Vorhandenheit diye, yani el önünde olma diye Türkçe'ye çevrilmiş, çok kötü bir çeviri. Heidegger'i de Türkçe'ye çevirmek çok zor, biliyorsunuz. Nesnelerin kendi halinde oldukları durumlarda kendi içlerine dönük, kendi içsel ilişkileri içinde olduğunu söylüyor. Ve bunu bizim dışarıdan bakan varlıklar olarak anlayamayacağımızı ifade ediyor. Harman düşüncesi tamamen Heidegger'in bu kavramı üzerinden inşa oluyor. O da objelerin, yani şeylerin kendilerine çekinik olduklarını söylüyorlar. Dolayısıyla o kendilerine içeri kapalık oldukları anlarda, yani bizim insan kullanımının dışında kaldıkları anlarda kendi içsel bir varlıkları ve eyleme kapasiteleri olduğundan, ancak bizim bunu bilemeyeceğimizden, anlayamayacağımızdan söz ediyor. Bir nevi nesnelere de daha fazla bir faillik gücü atfediyor. Ona dayanıyor. Ama hani Husserl'ın düşüncesinde de belki bu tarz yaklaşımlar vardır. Zaten Heidegger onun üzerine düşüncesini inşa ediyor. Olabilir. Hani ona da geri dönüp bakmak lazım. O yüzden Heidegger bir vurguladım orada. Yani Harman ondan etkilendiği için özellikle. Teşekkür ederim. Bir şeyi sormak istiyorum. Şimdi özellikle nehirlerin olsun, diğer doğanın kendi kimliğini alabileceği yolunda hukuki süreçler olduğundan da bahsediliyor. Yani bir nehirin hukuki bir süreci olacağı, kimliği olacağı şeklinde. Hani adı zaten var nehirlerin de, hukuki süreçleriyle ilgili bilgi nedir? Bu konuda bilginiz var mı? Hukuki süreç çok iyi bilmiyorum ama şunu biliyorum. Artık insan olmayan kişilerden bahsediliyor. Mesela bazı hayvanlar insan olmayan kişi olarak, yani person olarak tanımlanabiliyorlar. Ve o zaman tabii ki aynı bir insan gibi hukuki anlamda da bir koruma kalkanı elde etmiş oluyorlar. Yani onları da birey olarak görmüş oluyoruz. Yaşam hakları bu noktada farklı bir düzleme taşınmış oluyor.
Eğer aynısı işte dağlar için, nehirler için de olursa bence bu iyi bir şey. Umarım hani böyle bir hukuki dönüşüm de gerçekleşir. Ama şu an ne aşamada bilmiyorum açıkçası. Nerelerde böyle bir şey yapılıyor. Hindistan'da sanırım öyle bir şey vardı Yunuslarla ilgili. Yani onların kişi olarak tanınması söz konusu. Veya işte soyu tükenen hayvanlar için yapılabilir bu. İnsan olmayan kişiler olarak tanımlanabilirler. O zaman bir koruma kalkanı da hukuki anlamda oluşturulmuş olabilir. Ama dediğim gibi hani o boyutunu bilmiyorum açıkçası. Evet, ben bunun için söylüyorum. Yani ayrıntılı olarak değil de hani haber olarak. Bir de bir Hindistan'a çok uygun çünkü zaten onlar ineklere karşı bir saygıları var. Evet, kesinlikle. Kabul edilmesi daha doğal olabilir gibi geldi bir an. Kesinlikle öyle. Yani doğayla insan arasına net bir çizgi koymayan toplumlar için bunu yapmak zor olmayacaktır. Daha çok batı toplumlar için zor olacak. Evet, Hindistan ama inekleri kutsal olarak görüyor İmren Hanım. Yani diğer canlılara da tabii ki saygıları var ama özellikle inekleri şey yapıyorlar, tapıyorlar yani. İneklere saygıları olduğu için onu bildiğimden dolayı diyorum. Hani daha kabul edebilirler. Edebilirler, hani, evet. Daha yatkın olurlar en azından öyle bir düşünce. O anlamda söylüyorum. Evet, zaten hayvan hakları diye bir şey de var değil mi hocam? Yani o Yunusların hakları da aslında hayvan haklarına girer yani şey olarak. Ama dağ hakkı ya da nehir hakkı diye bir şey duymadım. Evet, hayvan haklarından da çıkarıp işte kişi hakları gibi. Yani neredeyse insanlarla eşit bir hak düzleminde bakabiliriz. Evet, o hakları da yine onlara insanlar verecek ama. Tabii ki. Evet, biz vereceğiz ki koruyalım yani diye. Evet. Hani hayvanları, evet, buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi sohbetten bir arkadaşımız soru sormuş, Aslı Hanım. Onun sorusunu size okuyayım. Biraz uzun ama öncelikle teşekkür etmiş. Sonra da demiş ki insanın özne olmaktan çıkarak diğer canlılarla aynı düzlemde ve evrenin bir parçası olarak algılaması, iklim üzerindeki etkisini ya da şöyle söyleyeyim iklim üzerindeki sorumluluğundan da kaçınma sorunu için insan politik boyutu unutmamalı, eyleme geçme yetisinin farkında olması ile çözebiliriz diye anladım. Konuşmanın bir kısmından ama yanlış mı düşünüyorum? Sizin de bu fikir üzerinizden yorumlarınızı bekliyorum. Evet, aslında tam hani varmak istediğim nokta böyle bir şeydi gerçekten. Yani sonuçta bu krizi yaratan biziz. Bu krizin sorumluluğunu üstlenecek olan da bizden başka kimse yok. Yani işte gidip leoparlara yükleyemeyiz ya da kutup ayısına diyemeyiz sen hayatta kalmaya devam et. Bu eylemin sorumluluğunu alıp bununla ilgili bir şey yapacak olan da biziz. O yüzden politik özneyi korumak gerekli derken bazı filozoflar, orada katılıyorum onlara. Ve hani tamamen özneden kurtulalım yaklaşımı da bizi eylemsizliğe itebilir diye. Evet, aynen o şekilde ben de ifade etmiştim. Teşekkür ederiz. Turan Bey de bir şey sormuştu chatten, onu da sorayım size. Kısa bir soru. Bireysel olarak neler yapabiliriz diyor Turan Bey. Yani bireysel olarak örgütlenebilirsiniz. Evet. Şöyle şeyler var yani onları hani hepimizin uygulayabileceği şeyler, mesela işte pet şişe kullanmaktan vazgeçmek gibi. Yani işte her zaman yanımızda matara taşımak gibi ya da işte bez torba kullanmak, plastik torba tüketimini azaltmak gibi. İşte bisiklete binmek, fosil yakıt tüketmemek, toplu taşımayı kullanmak gibi. Yani bireysel olarak yapabileceğimiz çok şey var ama bireysel olarak yaptığımız hiçbir şey bizi kurtarmayacak. Evet. Evsel atıkları da ayrıştırmak gerekiyor hocam değil mi? Yani onları da ayrıştırın, kompost yapın, ondan sonra yani tekrar ediyorum, bireysel olarak yapabileceğimiz çok şey var ama bunların hiçbiri bizi kurtarmayacak. Ancak örgütlü bir mücadele kurtarır. Evet. Yani öyle bir noktadayız artık yani. Evet. Çünkü karşımızdaki şey yani bir yerde karar alıcılar var, karar almak istemeyen, bir yerde şirketler var, greenwash yapan. Sonuçta bunlarla başka türlü mücadele yöntemimiz kesinlikle yok yani. Evet. O yüzden aktivist bilim vesaire. Yani böyle yönelimler var. Mesela iklim bilimcileri var, aktivistler ya. Geçen gün gözaltına alındılar mesela hepsi falan.
Yani artık böyle bir yere, çünkü bakılıyor ki hani politika bir şey yapmıyor. Kimse sorumluluk almıyor. Kim sorumluluk alacak yani bu noktada? Gezegen elden gidiyor. Çoluğumuz çocuğumuza nasıl bir dünya bırakıyoruz? Hani bunun üzerine gerçekten düşünmeye başladığınızda bazen çıldıracak gibi. O Don't Look Up filmini izlediyseniz tam oradaki noktaya geliyorsunuz yani. Biraz okumaya başladığınızda aman tanrım aman tanrım neler oluyor? Ve niye hiçbir şey yapmıyoruz biz? Niye bu kadar geç öğrendim ben bunları gibi? Çünkü bunu öğrenmenizi engelleyen bir sistem var ortada. Evet, Greenpeace gibi belki değil mi? Onlara belki bir yol olabiliriz. Yani, onların aktivizmi güzel ama onlar da kapitalizmi eklemiyorlar. Hı-hı. Yani evet. Sisteme eklemlenmiş herhangi bir yeşil hareket de çözmüyor sorunu. Mesela Almanya'nın Yeşiller Partisi yani çok güçlüdür. Şu anda koalisyondalar, takip ediyorum. Yaptıkları hiçbir politika şu anda kapitalizmi hacklemiyor. Dolayısıyla da dünyanın sorununu çözmüyor. Öyle de bir sorun var. Yani hani sorunumuz büyük. Kapitalizmi hackleyip sosyalizmi mi geçeceğiz hocam? Yani nasıl olacak? Benim, o hacklenecek ne olacak? Benim takip ettiğim yani insanlar ekososyalizm adı altında bir şeyi, yeni bir düzeni öneriyorlar. Aslında sosyalist bir düzenin ekolojik dengeyi de hani içselleştirmiş bir hali. Hani sadece emek sömürüsünün den kurtulmayıp doğanın sömürüsünün de sonlandığı bir noktayı öneriyorlar. Böyle bir alan var mesela, açıldı, şu anda güçleniyor. Evet. Ama dünyayı kurtarmaya yeter mi bilmiyorum tabii ki. Evet, sayenizde yeni şeyler öğrendik hocam. Teşekkür ederiz. Tarkan Bey elini kaldırmış, bir şey soracak herhalde. Buyurun Tarkan Bey. Evet. Hocam vaktiniz var değil mi? Var, biraz daha vaktim var. Biraz daha, tamam. Buyurun Tarkan Bey. Öncelikle çok teşekkürler sunumunuz için. Tespitler ve önerileriniz çok güzel, yerinde. Ben şeyi soracağım, bu hümanizm ve hümanist ve posthümanist. Şey, öneri olarak getirilen o posthümanist önerisi. Ben de tam bu kavramlara hakim değilim ama yani hümanizm daha çok böyle insan merkezcilik değil de diğer şeyleri hiç hesaba katmayıp diğer doğayı tamamen bir kenara itmek değil de insanların sosyal olarak birbirine daha yakınlaşması için, yani her insan diğer insan için bir şey besliyor, yani onu düşünerek yaklaşıyor. O kavram, o çerçevede oluşturulmuş bir kavram diye biliyorum. Baktım şimdi öyle şeylere de, mesela daha çok bu dine karşı, hani orta çağ sonrasında bu sekülerizme falan yerleştirmek üzere o düşünceyle getirilmiş bir şey. Yani doğaüstü güçlerde aramayıp da ahlakı, dini doğaüstü güçlerde aramayıp da insan düşüncesinde aramak üzere. Yani burada posthümanizme yönelmeliyiz derken ne kadar hakim olarak söylüyorsunuz bunu, yanlış bir yere gitmeyelim o açıdan. Evet, çünkü... evet, aslında bu çok iyi bir uyarı oldu. Şöyle, bizim arkadaşlar da geçen gün tartıştığımız bir konu oldu aslında. Bu iyi ki açtınız bunu. Yani hani hümanizm karşıtı, ne bileyim işte seküler bir yaşam veya işte dünyayı zaten yeryüzünü yine yeryüzünde biz eyleyerek kurtarabiliriz yaklaşımının karşısına geçelim gibi bir anlam çıkıyorsa yanlış zaten kesinlikle. O noktada hakikaten iyi bir uyarı oldu bu. Buradaki posthümanist, yani Türkçe'ye de insan sonrası diye çevrildi falan ama bir türlü oturmadı diye ben de posthümanist dedim burada. İnsan sonrası deyince de sanki insanlık bitmiş de ondan sonrası başlamış gibi anlaşılıyor. Şöyle demek istiyorum orada, değiştirilebilir. Yani insan merkezcilikten çıkış aslında. Yani insanı ayrıcalıklı bir varlık olarak gören, onu varlık, diğer varlıklar içinde hiyerarşik olarak tepede konumlandıran, hani evreni ve genel olarak gezegeni sanki insan için yaratılmış veya varmış gibi düşünen her türlü yaklaşımın karşısına bir post anlamında koydum. Ama dediğim gibi yani bu posthumanist İngilizce'de falan kullanılıyor ama belki Türkçe'de de yanlış anlaşılmış ya da yanlış kullanmış olabilirim şimdi. O anlamda iyi bir uyarı oldu. Belki farklı ifade etmek lazım. Belki insan merkezci olmayan gibi söylemek lazım.
Olabilir. Anlıyorum şeyler. Ben biraz şu son birkaç aydır da böyle bu postmodernizm, post-truth, post-humanizm böyle birkaç konuşma hep böyle sanki hani kapitalizm problem ama o kapitalizmin bir elinde tuttuğu veya o güçlerin elinde tuttuğu bir de din var. Asırlardır orta çağa hapsetmiş insanlığı. Sanki onlar böyle böyle fikirleri tekrar gerisin geriye çevirerek böyle post-truth'tu, post-modernizmdi, post-humanizmdi tekrar kendi ellerine geçirmeye çalışıyorlar o gücü gibi. Anlıyorum bir sürekli. Anladım. O bakımdan dikkatli olmalıyız diyorum ben yani. Evet, evet, evet. Kesinlikle dikkatli olmalıyız. Yani bir gerçekten ben terimleri çok önemsiyorum zaten. Eğer böyle yerlere çekilecekse veya çekilebilirse çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü öyle bir şey söylemek istemiyoruz sonuçta. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Tarkan Bey, İçler Hanım. İklim krizi konusunda epeyce aydınlandık sayenizde. Sizin yeni oluşumunuz Antrok nasıldı? Onları Twitter'da ve Instagram'da takibe alalım. Evet, evet, çok seviniriz. Çok evet, mutluyum. Ve sizi Antrok takip ederim. Evet, çalışmalarınızı zaten takdirle ben takip ediyorum ama arkadaşlarımız da bilsinler diye söyledim. Elimizden ne geliyorsa bunu yapalım. Geleceğimiz için, çocuklarımız için. Herkes için diyelim, kendimiz için, insanlık için. Peki arkadaşlar, kapatıyorum artık toplantıyı. Çok teşekkür ediyoruz Çiler Hocam size. Ben teşekkür ederim katılan herkese. Çok sağ olun. Ayırdığınız için evet, arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Önce kaydı kapatıyorum.